Esasen herkes bir tür işçidir. Şu yaşadığımız dünyada işçi kesimi diye bir kesim hep öne çıkarılıyor. Ama mesela onun patronu da bankaya işçi aslında. Bankada finans sektöre işçi. Şu kadar ki biri tulum giyerek çalışıyor, öbürü de kravatlı gömlekli çalışıyor. Bu kıyafetlerine bakıp işçi diye bir kesim hep bir kenarda tutuluyor. Ama birinin işini görmekse işçilik eğer, herkes birbirinin işini görüyor bu dünyada. Patron da birisinin işini görüyor. Ona patron denmiş, buna işçi denmiş. İsimler etrafında kuru kuruya bir tur atacak olursan, işçiler var, patronlar var, sendikacılar var, bir sürü isim uydurursun. Ama hayatı gerçek gözüyle ele aldığın zaman, yok dünyada işçi kesimi. Hep işçiyiz. Hep işçiyiz. Her işçi de evde hanımının patronu mesela. O da bir patroncuk. Küçük bir patroncuk. Geçindiriyor işte. Harçlık veriyor oğluna. Her ay yahut da her hafta okula giden çocuğuna harçlık veriyor. O da patron. Biraz küçük patron, o kadar ama patron. Bu rakamlara ve görüntülere takılmadan baktığımız zaman gerçek şudur. Allah'tan başka mülk sahibi yok. Herkes fani, hep Allah'ın işçileriyiz. Dünyayı doldurmak istedi Allah. Kimimizi tarlalarda çalıştırıyor, kimimizi bir masanın başında çalıştırıyor. Hep Allah'ın işçileriyiz. Vefalı vefasız işçisi ayrı ama Allah'ın işçileriyiz. Allah'ın dünyayı doldurma projesinin işçileriyiz. Çok inatçı bir şekilde özellikle dar kalıptan baktığımızda, işte kalın böyle üstü kirli, boyalı, yağlı bir tulum giyene işçi deriz. Filanca tarlada üstü topraklı, çamurlu, ona çiftçi deriz. Kravatı düzgün biri olursa memur deriz. İşte makam arabası şoförü olursa ona patron deriz. Bunlar çok sembolik değerler. Toprağın üstündeki ifadeler bunlar. Toprağın altında kıyafet de aynı, statü de aynı, derinlik de aynı hep. Herkesin standardı aynı.